Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikrocağın yayınlarına hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki kiriş özellikleri bir testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Çemberde merkezden kiriş ettik çizilmişse kirişi keş parçaya böler. E, yarıçap uzunluğu burada da çok önemli. 5 birim. Evet etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. 5, 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden üç, üç 4. Burası da 4. AB kirişi de toplamda kaç yaptı? 8 yaptı. Yani birinci soru 8 oldu. Geldik 2'ye. Şimdi merkezden kirişe dik çizilmiş. E o zaman bu iki iş parçaya böler. Yarı çap uzunluğu önemli demiştik. 10. Hocam burası da 10 olacak. 6 kaldı. E, en etkili silahımız yarı çap. Buyur yarı çapı. Bak burası 10. 6 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. E burası da 8. Benden şu kiriş uzunluğu isteniyor. AB kirişin uzunluğu o zaman kaç yapar? 8 ve 8'in toplamı 16 yapar. İkinci soru 16 oldu. Geldik öçe. Merkez varsa kiriş varsa çek dik e kirişi keş parçaya bölecek. 6'yı değil dikkat et. 8'i keş parçaya bölecek. 4 4 buraya 2 kaldı. 45 45 90 üçgeni. E burası da 2. Yarıçap uzunluğu isteniliyor. En etkili sıramız yarıçap. E Pisagor bağıntısından burası da 2 kök 5 çıkar. Yani yarıçapı 2 kök 5 olarak buluruz. Örnek 3 2 kök 5 geldik örnek 4'e. Merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 keş parçaya böler. 8'i keş parçaya bölecek. 4 4. Buraya 3 kaldı. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 oldu burası. Yarı çap isteniyor. En etki silahımız yarı çap. Çizince şurada bir pisagor. 4, 4 ise burası da 4 kök gibi olur. İkiz kenardaki üçgenler. Evet. Yarı çapı 4 kök olarak buluruz. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Soruda 50 derece 70 derece var ve bir de 6 var. E ben burada bu verilen bilgileri kullanacağım. En evet. bir sürü yolu var aslında burada. E i̇şte çapı gören çevre açı falan oluşturabiliriz ama bence gerek yok. En etki kullanalım. Yarı çap. E burada da yarı çap. Çember üzerindeki noktalara gidiyorduk. E bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap. İkisi kenar çıktı. 50 ise 50. 50, 50, 100. Buraya 80 kaldı. E 70 ise burası da 70. İkisi kenarlıktan buraya da 40 kaldı. 80, 40 daha 120. Buraya 60 derece kaldı. Yani şu üçgenimiz ne oldu? Teplaçı satmış olan bir ikisi kenar üçgen çıktı. 180'den 60 çıkart. 2'ye böl. 60, 60 yaptı. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman yarı çap uzunluğu 6 oldu. Çemberin çapı isteniliyor. E çap da ne olacaktır? 12 olur. Çünkü yarı çap 6 ise 2 katı 12 çap yapar cevap 12 oldu. Geldik örnek 6'ya. Şimdi x nedir diye soruluyor. Yarı çap verilmiş. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. E bir daha yarı çap. Çember üzerindeki noktaları çiziliyordu çünkü. Hocam yarı çap 3. 3. 3. Bu da yarı çap 3. A 3 3 3. Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu burası. Hocam 3 3 3 kök ki x kenar dik üçgen çıktı. 45 45 90 üçgen oldu burası. E bizden x açısı isteniyor. X de 60 artı 45 yapar. Yani cevap 105 yapar. Evet bizden de 105 deniyor zaten. Örnek 6'yı da 105 bulduk. Ve böylelikle bu testle bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testi. Kiriş özellikleri birin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.